Exterior bizler gelişmelerle karşınızdayız. Değerli izleyenler, Bursa'daki Tofaş fabrikasındaki işçilerin zam talebiyle başlattıkları eylemde ön saflarda yer alan iki kişinin işten çıkarılması üzerine işçiler yeniden üretimi durdurdu. Evet, şimdi Tofaş işçisi Bora Coşkun telefon hattımızda. Bora Bey, merhabalar. Merhaba. Evet, nedir acaba durum, neden üretimi durdurdu? Tofaş işçileri dinleyebilir miyiz? Vallahi üretim kendiliğinden durdu. İki tane arkadaşımızın işten çıkartılmasını öğrenince çalışan arkadaşlar, bu durum yani Tofaş'taki çalışan işçilere yansıyınca otomatikman herkes işini bırakan kapının önüne yığıldı. Aynı iki hafta, üç hafta önceki olan olay gibi yine aynı şekilde direnişe geçtiler. İki tane arkadaşımızı işten çıkardıkları için yine aynı senaryoda karşı karşıya kaldılar yani. Bir görüşme oldu mu peki? Ya görüşme şöyle oldu. Biz yetkili, tabii fabrikamızın yetkili kişileriyle görüştük, insan kaynaklarıyla. İçeriye girip çalışmamız yönünde bize söylüyorlar. Hiçbir sıkıntı olmayacağını söylüyorlar. Ama iki kişinin tekrardan içeriye alınmayacağını söylüyorlar. Bunu da işçi arkadaşlar olarak zaten hiçbirimiz kabul etmiyoruz. Yani iki arkadaşımız dışarıda olan, iki arkadaşımız içeriye girmeden kesinlikle direnişe son vermeyeceğiz yani bu sefer. Peki Tofaş işçisi olarak uzun süre mücadele ettiniz ve belli kazanımlarla fabrikaya girdiniz. Bu konuda durum nedir? Üretim başladıktan sonra neler yaşandı fabrikada? Bunu da bizlere aktarırsanız. Şimdi fabrikanın bize vermiş olduğu sözleri yerine getirdi. Ücretlerde iyileştirme yapılacağını söyledi. Sendikadan herkes bağımsız şekilde istifa edebileceğini, herkes istediği sendikaya taşıyabileceğini söyledi. İşçi çıkartılmayacağını söylendi. Ama en son maddeyi uygulamadılar, işçi çıkarttılar. Diğer iki maddeyi uygulamışlardı. Yoksa ücretlerle ilgili iyileştirme de, sendikayla ilgili durum da işçilerden yanaydı. Herkes memnundu, işinde gücünde çalışıyorduk. Ama birdenbire bu iki arkadaşımızın işten atılması sonucunda tekrardan durum eskiye döndü. Yani fabrika bize vermiş olduğu üçüncü maddedeki sözünü tutmayınca üretim otomatikman kendiliğinden durdu zaten. Evet, Bora Bey, tekrar hatırlatmak amacıyla bizlere taleplerinizi bir kez daha aktarabilir misiniz? Bizim taleplerimiz şu anda çok basit. Zaten fabrika diğer taleplerimizi kabul etti. Şu anda tek bir talebimiz var. Dışarıda olan iki tane arkadaşımızın içeriye alınması. Bunun haricinde zaten diğer taleplerimizi fabrika olumlu yönde bize söyledi. Ama iki arkadaşımızı işten çıkartınca durum tekrar eski hale geldi. Şu andaki tek talebimiz Bursa Tofaş Fabrikası'nda dışarıda duran iki tane işçi arkadaşımızın tekrardan işlerinin başına dönmesi. Yoksa kesinlikle üretim olmayacak. Evet, çok teşekkür ediyoruz bağlandığınız için yayınımıza. Kolay gelsin. Evet, değerli izleyenler, sıradaki haberlerle devam edelim.